Ramazan-ı Şerif bu haftanın sonunda inşallah. Cuma günü. Cuma günü Ramazan-ı Şerif'in biri. Efendim, biz peşin peşin önceden de aynı şekilde anlatıyorduk ve anlatmaya da devam edeceğiz. Bu sene yaklaşık olarak 16 saat oruç tutacağız. Yaklaşık olarak 16 saat. Dolayısıyla 16 saat aç kalacaksın. 3-5 dakika için 15-16 saati çöpe atacaksın. Akıllı kimsenin yapacağı bir iş değil. Niye öyle Hem söylediniz hocam? ha, niçin öyle söylediniz? Şimdi son senelerde ilk senedir falan o İstanbul'da böyle yaptıkları gibi diğer yerlerde de yapıyorlardır. Akşam namazını 2 dakika önce okuyorlar. İftarı da ona göre şey yaparsan oruç gider. Onun için 16 saat beklemişsin. Hiç olmasa saatine bak, bekle. Bir de imsak vakti. Daha 1982 senesinde yapılan bir değişiklik sebebiyle her sene bize anlatıyoruz. İtibar edenler etmeyen bizi ilgilendirmez. Sabah namazı vaktine imsak vaktini çektiler. Halbuki orucun başlama vakti imsak vaktidir. Ama sabah namazının giriş vaktine kadar yer ve içerse oruca başlamamış olur. Ha iftarda 5 dakika önce aynı şekilde şey yapmıştır, söyleyiver, iftar etmiştir. Veya orucun başlayış vaktinde işte ya 5 dakikada yiyeyim, 10 dakika daha yiyeyim, 15 dakika daha yiyeyim. Ondan sonra başlarım. İkisinin arasında hiçbir farkı yok. Yani o gün sadece aç kalmıştır. Zaten İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözünü naklederken oradan mübarek bir hadis-i şerif nakletti de o bize çağrışım yaptı. Oruç tutan çok kimse vardır ki onların orucu yalnız açlık ve susuzluk çekmek olur. İşte 14-15 saat bir açlık susuzluk çektin. Yarın mahşer günü ben oruç tuttum. Öyle bir şey yok diyorlar. Orucun başlama vakti belli, bitiş vakti belli. Sen başlama vaktinden yarım saat sonra başlamışsın. Bitiş vaktinden 5 dakika önce yemişsin. Dolayısıyla oruç oruç olmamış diyecekler. Olmamış. Bunun için de Türkiye takviminin bildirdiği imsak vaktinde TGRS de aynı şekilde o imsak vakitlerini bildiriyor. Orada yeme içmeyi kesmeli. Efendim elimde öyle bir imsak vakti falan yok. İşte piyasadaki Diyanet'in hazırladığı o imsak vakti. Ondan 15 dakika önce yeme içmeyi kesin. 15 dakika sonra da zaten hoparlörden ilan ediyorlar namaz vakti girdiğini sabah namazını. Ondan sonra sabah namazını kılarsınız. Ama yok ben günah onlar olsun dersin. Günah onlara mı olur sana mı olur? Doğrusunu öğrendikten sonra hala da burnun doğrusunda gidersen toprağın altında önüne koy verecekler. O zaman yandım anam demenin hiçbir çaresi bir şey de yok yani ne diyeceğin yok orada yok öldükten sonra gözünü kapattıktan sonra çare yok derman yok şefaatçi de yok. Diyecekler hatta sen duymadın mı? Duydum. Biz senelerdir Türkiye gazetesi olarak, Türkiye takvimi olarak, TGRT olarak biz bunları söylüyoruz, yazıyoruz, anlatıyoruz. Ha tutan tutar, tutmayan tutmaz. O da bizi ilgilendirmez. Ama bizim vazifemiz biz söyleyeceğiz efendim. Din tacirleri de ortaya çıktılar artık Ramazan Şerif gelince. Piyasada, televizyonlarda falan çok göreceğiz. Bunların fragmanları falan da dönmeye başladı. Çok şükür hani virüs belki de iyi taraflarından birisi de virüsün. Onlar en azından insanları toplayıp bir yerde program yapamayacaklar bu sene. Yalnız stüdyoda yapacaklar. Dolayısıyla hani vatandaşımızın da böyle din tüccarlarına karşı uyanık olması lazım hocam. Özellikle ya bu adam ne diyor? Bir bakın yani, bir altyapı oluşturmaya çalışın. Eğer Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumuşsa zaten bunlara itibar edilmez. İtibar edilmeyince de bunları ekranlara taşıyan televizyon kuruluşları da ha dersen reyting falan getirmiyorsun der. Bunu aynı şekilde bir daha da aynı programına çıkarmaz. Peki kabahat dönüp dolaşıp bize geliyor. Biz itibar ediyoruz ki böyle şeylere. Onlar da aynı şekilde çok özür dilerim Mustafa Bey de. Yani ben eşeklik etmek istedikten sonra benim sırtıma çok şöyle süslü palan vuran çok olur. Ama sen eşekliği kabul etmezsen o zaman sen hakim olursun arkadaşım ya. Onun için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumalı. Tam İbn-i Saad'de bildiği kitabını okumalı. Mutlaka ama. Yani kendini kurtarabilmek için bu hoca kılıklılardan, sakallısından, kravatlısından neyse hoca kılığına bürünmüş olan, katı tarik olan, yol kesici olan
eşkıyadan kurtulabilirsin. Başka türlü kurtulmasın mümkün değil.